Balık Sokası'ndan merhabalar, ben Akın. Bu videomda hızlı bir şekilde olta nasıl bağlanır bunu göstermeye çalışacağım. Elimde 2 adet iğne var. Birincisi halkalı delikli iğne, öbürüsü de normal iğne. Hemen bunları bağlayalım. Bu sefer idam düğümü atacağım. Diğer videolarımızda farklı bir düğüm atmıştım. İkiye katlıyorum. Şöyle koyuyorum. Sonra tutuyorum. Tuttuktan sonra şu gördüğünüz bölümü ana beden ve misinemin palasının etrafından çeviriyorum 5 kere. 1 2 3 4 ve 5. Sonra şuradan kaçmasın tutuyorum. Tuttuktan sonra bunu halkamızın içinden geçiriyoruz. İçinden geçirdikten sonra şu misinemin alt kısmından çekip sıkıştırma işlemini yapacağım. Sonra üstten kabasını alacağım. Sıkıştıracağım, kabasını alacağım. Sonra iki taraftan birden çekip düğümümü atacağım. Diğer videomda sizlere farklı halka bağ atmıştım iğneyi bağlarken. Bu sefer idam bağı attım. Bu da gayet sağlam bir bağdır. Çok fazla sıkıştırmadım. Bir de şöyle yapayım. Biraz daha sıkıştırayım. Tamamdır. Sağlamlaştı. Diğer tarafına da diğer iğneyi bağlayayım. Misinemi ikiye katlıyorum. Şu şekilde. İkiye katladıktan sonra şuradan tutuyorum. Her balığa uygun hazır takımlarımızı balıkzokası.com'da bulabilirsiniz. Bu ucunu hemen halkamın içinden geçireceğim. Delikli iğnemizin halkasının içinden geçireceğim. Geçirdikten sonra şöyle bir şekil oluştu. Şimdi yapacağım iş şurada bir düğüm atmak. Çocuklukta öğrendiğimiz ayakkabımızı bağlarken attığımız düğümü atıyoruz. Attık, çekiyoruz. Diğer aşamada, son aşamada zaten şu halkanın içinden iğnemizi geçiriyoruz. İğnemizi geçirdikten sonra çekip sıkıştırma işlemine geçiyoruz. Biraz çekip sıkıştırma işlemi yapmalısınız. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Öncelikle sağlığınıza dikkat edin. Bu iğneler çok keskin, çok sivri. Fazlalığını alalım. Evet arkadaşlar, oltalarımız bu şekilde bağlanıyor. Farklı bir sorunuz varsa ya da farklı bir bağlama yöntemi denemek isterseniz kanalımızda birçok bağlama yöntemi var. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.